Active Earning hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yasin Bugünkü dersimizde sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir ders çekmek istedim. Aslında herkesin gerçekten İngilizce öğrenen herkesin ihtiyacı olabileceğini düşündüğüm ve benim de bilgisayar olarak devamlı yaptığım, yapmış olduğum uygulamalardan bir tanesidir. Bu yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım size için de faydalı olur. Tabii ki uygulamadan sonucun ne kadar etkili olacağını görmek pe, belli değil. Ama ben şimdi gördüğüm için ve bunu da bildiğim için sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu dersimizin başlığını hızlı konuşmanın ve self pratik yapmanın en hızlı yolu. Arkadaşlar burada self pratik aslında kendi kendine pratik anlamına geliyor. O anlama verdiği için ben burada self pratik dedim. Şimdi arkadaşlar 4. Nokta üzerinde aslında yoğunlaşmak istedim. Burada gördüğünüz gibi kısa cümleler kurun. Olumlu cümleler, olumsuz ve soru cümleleri Arkadaşlar, ben yani herhangi bir dil öğreneceğim zaman her zaman bu yöntemi kullanıyorum ve gerçekten çok etkili olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi o başlıkları tekrardan gözden geçirelim. Bakın, kısa cümleler kurun, olumlu cümleler, olumsuz cümleler ve soru cümleleri. Artık bunların sırası da sizin tercihinize kalmış, öğrenme e, e, şeyiniz, e, hızınız nasılsa o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben e, kısa cümlelerle pratik nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bakın burada ben seni tanıyorum veya ben seni biliyorum anlamına gelen bir cümle var. Ben bunu şimdi olumlu, olumsuz ve soru şeklinde sırayla kullanmak istiyorum. Mesela ben bir cümle öğreneceğim zaman öncelikle olumlu cümleyi her zaman öğrenmeyi tercih ederim. Mesela ben biliyorum veya ben yaşıyorum veya ben konuşurum veya ben konuşabilirim veya geçmiş zamanda ben konuştum. Örnek veriyorum ben bunu tabii ki bildiğim e, bu cümleleri önce öğrenin Sonra olumsuz nasıldır? Otomatikmen gramer yapısını da öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli bir nokta aslında. Yani direkt dil bilgisi bir dilin dil bilgisini öğrenmenize gerek yok. Çünkü otomatikmen bunu kullandığınız vakit bu şekilde bir yöntemi uygularsanız inanın gerçekten fazla yorulmadan ve fazla çaba sarf etmeden bunu e, de kazanmış olacaksınız. Şimdi diyelim ki ben seni tanıyorum diyelim. I know you. I know you. Bunu arkadaşlar e, öğrenene kadar bence pratik yapın. Yani 5 kere veya 6 kere veya 7 kere. Sonra bakmadan söylemeye çalışın ki acaba aklınıza kaldı mı, kalmadı mı? Sonra olumsuz yapın bunu. Karşı tarafa sorun veya öğretmenize sorun. Bunun olumsuzu nedir diye. I know you, seni tanıyorum. Seni tanıyorum nasıl deriz? I don't know you. Bakın ama bu geniş e, şimdiki yani geniş zaman bir yapısı olduğu için burada don't kullandım. I don't know you. I know you, I don't know you. Tabi bunları söylerken de size pratik yapmanız lazım. Yani ben diyelim ki ilk önce I know you öğrendim. Tamam, okey. I know you. Sonra bilmiyorum. I don't know you. Bakın burada ses çıkışı verirken de arkadaşlar tonlama da çok önemli. Size bunu vermeye çalışırsanız o dili, o dilde bu size daha bir güven vereceğine emin olabilirsiniz. I don't know you. Mesela ses çıkışı böyle. I don't know you. I don't know you. Bakın yine aynı farklı gibi oldu ama Yine de burada önemli olan pratiği yapmanız Mesela I know you I don't know you Bunu öğrendikten sonra arkadaşlar Hemen soru sormasını öğrenin Do you know me Do you know me Yani beni tanıyor musun Do you know me Bir şimdi bunun için öğrendik değil mi I know you I don't know you Do you know me I know Bakın şarkı şeklinde dönüşebilir ya yani bunu yaptığınız zaman I know you I don't know you Do you know me Tekrar edelim I know you I don't know you Do you know me? Şimdi evet bu pratik yaptık arkadaşlar. Do you know me neydi? Beni tanıyor musun veya beni biliyor musun? Evet seni tanıyorum. Yes I do. No I don't. Bakın arkadaşlar ses sonunu verirken de aynı zamanda burada sanki bir ritim varmış gibi gözükebiliyor. O yüzden bu pratikliği yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar soru soralım. Do you know me? Yes I do. No I don't. Bu pratikliği yapabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer örneklerimize. Bakın soru kelimesine sorulmuş bir kelime yapısı var burada. Who am I? Who am I? Ben kimim? Who am I? Tabu bu artık sizin e, neye ihtiyacınız varsa o soruları sormanızı tavsiye ederim tabii ki. Ben burada örnek verdim tabii ki bir kısa cümle olmasını özen gösterdiğim için. Who am I? Who am I demek ben kimim? You are Yasin. You are Yasin. Şimdi bu pratikliği yapabilirsiniz kendi kendinize. Çünkü konumuzun başını ben en başına dediğim gibi kendi kendine pratik yani self practice olduğu için bu kısmı bu yüzden söylüyorum kendinize. Mesela sizin isminiz e, ne diyelim Elif veya Emel veya Fatma herhangi bir neyse işte onu söylersiniz. Kendinize şu soruyu sorun. Who am I? Bakın ses sonu çok önemli. Who am I? Ben kimim? You are. Çünkü kendinizi sorduğun için karşı bunun buna sizi siz diye cevap verecektir. O yüzden you ile başlamanız gerekiyor. You are isminiz neyse onu söylersiniz. Who am I? You are Yasin. Who am I? You are Yasin. Who am I? You are Yasin. You are Yasin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geçelim. Are you Yasin? Sen Yasin misin? Yes I am. Are you Yasin? Yes I am. Bakın bu pratikliği de iki cümle pratiğini bir diyalog gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu pratiği yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonra kendinize soruyorsunuz. Ben Yasin miyim? Yalnız burada yazım hatası var. Y harfi büyük olmalı. Am I Yasin? Ye no you aren't. Ha, burada olumsuz verdi. Hayır sen Yasin değilsin diye karşı taraf verebilir bunu. Fark etmez. Burada önemli olan pratik yapmak. Am I Yasin? Ben Yasin miyim? No you aren't. Hayır sen Yasin değilsin. Tabii ki bu, bu diyalog gerçekleşeceği zaman gerçek hayatta arkadaşlar karşı taraf bunu size söyleyecek. Siz bunu söylemeyeceksiniz tamam mı? Eman Yasin, mesela siz bunu kendiniz sorabilirsiniz ama karşıda bunu size evetseniz Yes you are diyecek, değilseniz No you aren't burada da virgül olması lazım. Ne no, olan sonra? Evet, karşı taraf cevap verdi. No you aren't. Ben dedim ki, Eman Yasin dedim, ben Yasin miyim? No you aren't. You are Adam. Adam arkadaşlar bir İngilizce'de bir isim. Adam diye şeklinde, burada adam diye yazılı ama Adam diye şeklinde okunur. What do you do Adam? What do you do Adam? Ne iş yaparsın? Burada meslekten. Biraz sormaya başladım arkadaşlar sizin için What do you do Adam? What do you do? Bakın What do you do Adam? İsterseniz şurada yapabilirsiniz What do you do? Yavaş yavaş söyleyin What do you do? What do you do? What do you do? Şimdi biraz hızlandıralım What do you do? What do you do? What do you do? Arkadaşlar bu günlük hayatta ve filmlerde Yani duyabileceğiniz gerçek şeyler O yüzden ben size bunları paylaşmak istiyorum What do you do Adam? I'm a worker I'm a worker Bakın burada I'm a worker. Kendinize sorabilirsiniz. What do you do Yasin? What do you do Yasin? I'm a teacher. I'm a teacher. Örnek verdim arkadaşlar burada. Devam ediyoruz. Are you a worker? Yes I am. Yes I am. Are you a worker? Are you a worker? Önce yavaşlayarak söyleyebilirsiniz. Sonra hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde pratikleri daha çok yapmış olursunuz. Ve otomatikman da bunu öğrenmiş olursunuz. İnanın bunu artık mesela ertesi gün olduğu zaman veya yatmadan önce bugün ne yaptığınızı kısaca anlatabilirsiniz. İşte oraya gittim, buraya gittim, kahvaltı yaptım, şunla kahvaltı yaptım, şunları yedim, şunları yemedim şeklinde cümleler yapabilirsiniz. Ve diyelim ki talking about Adam's work. Burada Adam'ın işinden bahsedelim birazcık. Where do you work Adam? Bakın burada yavaş soralım önce. Where do you work Adam? Where do you work Adam? Hızlandıralım şimdi. Where do you work Adam? Where do you work Adam? Where do you work Adam? You work Adam? Bakın siz çıkışı farklı oldu. I work for a company. Yavaşlatıyorum tekrardan. I work for a company. I work for a company. Şimdi arkadaşlar seviyeniz belki farklı olabilir veya başlangıç seviyesinde de gözükebilir. Ama bu yani sadece başlangıç seviyesi için değil de hızlı konuşmak isteyen İngilizce öğrenmek için hızlı konuşmak isteyenler için önerebileceğim tavsiyelerden bir tanesi arkadaşlar bu. I work for a company. Yavaş sonra hızlandırıyorsunuz arkadaşlar. Ve ister istemez bunu doğal olarak söylemeye başlıyorsunuz günlük hayatta. Duyalınız olduğu vakit. Ve aslında aynı zamanda düşünmenize de artık gerek kalmıyor. Çünkü otomatikman karşı tarafı bu cevap vermiş olacaksınız. What about you? Bakın şurada. What about you? Ya sen Yasin. Sen ne iş yaparsın anlamında tabii ki burada iş sorduğumuz için. What about you? What about you? Hızlandıralım şimdi. What about you? What about you? Bazen Yo, ben bir kere şey kullandım Amerikalıya karşı. What about? Burası about kelimesini about şeklinde kullandım. Bazen duyurdum çünkü bazı Amerikalılardan. Buradaki about, about şeklinde ses çıkışı verme dedi. About desen daha iyi olur dedi. Okey dedim ben de. O yüzden burasını about şeklinde devam edebilirsiniz. Well I'm a teacher. Well I'm a teacher. Buradaki well arkadaşlar cümleye başlayacağınız zaman anlayamad hatırlayamadığınız bir şey olduğu zaman veya da o anda söyleyemediğiniz bir şey olduğu zaman well şeklinde başlayabilirsiniz. Well, şey anlamına geliyor yani. Şey, ben, nokta, nokta. Well, I'm a teacher. Sonra devam ediyor karşıda. What do you teach, Yasin? What do you teach, Yasin? English. Bakın, kısa tutabilirsiniz. İlla ben, I teach English demenize gerekiyor arkadaşa. Kısa, kısa tutabiliriz. English. What do you teach? What do you teach, Yasin? English. Do you teach English? Do you teach English? Do you teach English? You teach English? Yes, I do. Yes, I do. Şeklinde arkadaşlar... Bu dersimizin özetini ben tekrardan sizler için hatırlatmak istiyorum. Bakın ne yapmaya çalıştım ben bu dersimizde? Sizler için pratik kısa cümleler kurmaya çalıştım. Hep kısa cümleler. Ha bu demek değildir ki illa hep kısa cümleler kurun değil. Arkadaşlar bu sadece pratiklerinizi ve akıcılığınızı hızlandırmak için ben bu yöntemi sizler için paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur aynı zamanda. Bakın tekrardan hatırlatmak gerekirse kısa cümleler kurun. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurmayı da unutmayın. Benim sizlere paylaşabileceğim noktalar Şimdilik bunlar arkadaşlar. Umarım bu çalışmayı yaparsınız ve geri dönüşünü e, faydalı bir şekilde görürsünüz. Yine bu dersimizle ilgili sorularınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.